Burası Kütahya'nın İkizyük Mahallesi'nin tekke mevkii. Buraya neden tekke mevkii dediklerini araştırdık ve hemen şu tepenin üstünde bir yatır var. İşte o yüzden buranın adı tekke mevkii olarak isimlendirilmiş. Buradaki insanlar burada odunlardan yere düşenleri yakarlar, kullanırlar ancak evlerine götürmezlermiş. Çünkü evlerine götürmenin doğru olmadığını söylerler. Hayvanların, böceklerin ötüşlerini duyuyorsunuz. Doğal yaşam alabildiğince burada hüküm sürüyor. Bir de bazıları derler ki kadınlar çok konuşur diye. Oysa ki bu böcekler hepsi bir anda konuşuyor ve hepsi birbirini nasılsa aynı anda anlıyor. Bu konuşma, bu muhabbet nasıl oluyor anlaşılır gibi değil. Bir kısmının sesi buradan geliyor, bir kısmının sesi bu taraftan geliyor. Her iki taraftaki böcekler de demek ki birbirleriyle anlaşıyorlar ki cızır cızır konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Dedikodu mu yapıyorlar, yoksa birbirlerine dertlerini mi anlatıyorlar, yarınki planlarını mı kararlaştırıyorlar bilinmez. Ama şu bir gerçek ki burası bu haliyle oldukça güzel bir yer. İnsanlar buraya piknik yapmaya geliyorlar. Normalde eskiden burası insan dolu olurdu. Eskisi kadar çok insanın gelmediğini gördük. Biz de şaşırdık. Hemen İkizyük'ün mezarlığın arka tarafındaki bir yoldan bu tarafa çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Sustular. Evet, ilginç. Ne oldu size? Niye sustunuz? Evet, gördüğünüz gibi hiç ses yok. Böcekler sustu. Ama karşı taraf devam ediyor. Onların muhabbeti koyu. Herhalde bize saygıdan sustular. Sessiz sessiz yürüsün diye böyle bir güzellik yaptıklarını düşünüyorum. Komşu komşu. Evet, biz odadan geçtik. Muhabbet başladı. Şimdi yavaş yavaş tekkenin en tepe noktasına doğru yürüyoruz. Adım adım yaklaşıyoruz. Biraz yorulduk ama tepeye geldik. Şu kayaların üzerine çıktığımız anda tepeye varmış olacağız. İşte geldik. Burası tekke mevkinin en üst noktası. Buraya kadar gelmişken bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif okuyalım. Evet. Hediye edelim. Gördüğünüz gibi kayaların içerisinden yaşam mücadelesi veren bir ağaç. Yine bir tane daha. Altı tamamen kaya. Ama onlar burada yaşam mücadelesini kazanmışlar. İsimsiz bir mezar. Görüyorsunuz isim yok. Zannediyorum ki sıcaktan, soğuktan mezarlık taşları kırılmış. Evet. Tekke mevkideki tepenin en üst noktasından şimdi bir de öbür tarafa bakalım. Şöyle manzarayı görüyorsunuz. İnsan sesleri geliyor ama göremiyoruz. Demek ki piknik yapanlar var. Ama geçmişe göre çok az olduğunu söyleyebilirim. Geçmişte daha çok insan gelirdi buraya. Şunlar taze filizler.
sıcak insanı çok fazla etkilemiyor. Şöyle tekke mevkiinden daire çizerek manzaramıza bakıyoruz. İkizyük Mahallesi hemen karşıda. Kütahya merkeze 9 kilometre uzaklıkta. Köyken mahalle oldu. Köy kelimesi bana mahalleden daha sıcak geliyor. Köyde yardımlaşma oluyor, imece oluyor. İnsanlar birbirinin dertleriyle dertleniyor. Mahalle biraz daha insani ilişkilerin soğuduğu bir ortam olarak aklımda yerleşmiş. Evet. Şöyle biraz da bu taraflara bakalım. Buğdaylar hasata gelmiş. Hemen yeşil yeşil pancarlar. Şöyle bakıyoruz. Ve artık aşağıya inebiliriz. İnerken videoyu kapatmak zorundayım. Çünkü oldukça dik olduğu için hem video çekip hem de yürümem biraz zor olacak. Kendi güvenliğim açısından burada videoyu sonlandırıyorum.